21 Ekim ve 22 Ekim 2022 tarihinde neler yaptık? Öncelikle okulda çocukları beraber Maraş merkeze götürdük. Tay isimli sinema filmine, animasyon filmine. Ardından çocukları yine Maraş'ta olan kitap fuarına götürdük. Orada bayağı bir çocuklar kitap alışverişi yaptılar. Burada ailelerini göndermek için fotoğraf çekiyorum. O yüzden böyle boş boş bakıyoruz. Ardından da eve geldik. Ardından teyzeme kahve içmeye geldim. O gün öyle bitti. Akşam da yine başka bir misafirlikteydik akşam yemeğinde. Cumartesi günlerini seviyorum. Ardından cumartesi günü oldu. Yine cumartesi günlerinin klişe enfes kahvaltısıyla karşılandım sabah uyanınca. Zor oldu. Cumartesi sporumu yaptım. Ama oldu, bitti. Çok şükür. Behzat Ç'ye başladım. Umarım güzel bir dizi deneyim olur. Spor sonrası beslenme. Ardından beslenmemi gerçekleştirdim. Ve baktım video çok kısa oldu. Sadece 1 dakika 29 saniye tutunca video. Ben de bu videonun bu kısmına dedim ki çalışma masamı paylaşayım. Yani günlük olarak şu tarihteki 22.10.2022 tarihindeki çalışma masamın düzenini paylaşayım dedim. Sizlerle nasıl bir yerde çalışıyorum, işte planlarımı nasıl yapıyorum, işte hangi klavyeyi kullanıyorum, hangi kulaklığı kullanıyorum, nasıl bir ortamda çalışıyorum onu göstereyim dedim. Şu iki pervaneyi kaldırmalıyım aslında ya, bayağı kış geliyor. Pek de kullanmıyorum son zamanlarda. Bunları kaldırmalıyım. Şimdi başlayalım. İşten geldiğim zaman direkt cüzdanımı ve anahtarımı buraya koyuyorum. Şurada deodorantım var. Deodorant kullanın arkadaşlar. Özellikle yaz aylarında deodorant önemli. Girdiğim sınıfların hepsinde deodorant kullanımını özendirmeye çalışıyorum çocuklara. Gerçekten bazen yani terledikleri zaman çok büyük kokular salgılayabiliyorlar insanoğlu gerçekten. Hele hele öğleden sonra, öğle arasından sonra ya da teneffüslerden sonra derse girdiklerinde bayağı kötü olabiliyor. 8. sınıf öğrencisi, 7. sınıf öğrencileri genel. 5 ve 6'larda pek olmuyor da 8'lerde fena oluyor. Çalışma masamda yani bir tane, iki tane şey fiş çoğaltıcı var. Üçlü priz var ya da adına her deniyorsa. Şu çok güzel bir şey. Şu masanın altından geliyor. Bunu aslında öğretmenler odasına da alınması için şey yapmıştım, istekte bulunmuştum ama henüz alınmadı. Bu gerçekten masada şık duruyor. Şu da tuşla çalışan bir fiş, ne derler? Üçlü, ikili priz bu, üçlü priz değil. Şununla şuna bağlı, bunu ben kendim yaptım. Şuna ayrıca aldım, şunu ayrıca aldım, şunu ayrıca aldım, birleştirdim. Hani vantilatörü çalıştırmak için şöyle basmam yeterli oluyor. Vantilatörlerin kendisinin de zaten on-off tuşu var da. Ben neyse işte ondan. Burada iki tane kumandam var. Bu iki kumanda bir masanın altında bulunan ledler için şu. Ama o ledleri söktüm ben herhalde. Şu da kendim monitörün arkasına yerleştirdiğim lamba. Onu da göstereyim size nasıl bir düzenek yaptığımı orada. Şöyle bir düzenek yaptım. Şöyle kapattığım zaman. Bunu da parça parça ben birleştirip yaptım. Aydınlatma çok güzel oluyor. Ben şey için seviyorum yani. Şu ışığı kapatıyorum genellikle kullanırken. Hem loş oluyor hem monitörün parlaklığını azaltmış oluyorum. Her türlü benim işime geliyor yani. Hatta şöyle monitör normalde şu parlaklıkta çalışması lazım. Ama ben gözlerimi çok yoruyor diye bu parlakta kullanıyorum. Sinema modunda kullanıyorum. Şimdi şu ne? Şu benim damlam. Göz damlası düzenli olarak bundan kullanıyorum. Ne diyor? Neydi bu? Fresh diye geçiyor. Refresh, aynen. Refresh diye geçiyor. Açıkçası düzenli olarak kullanmak zorundayım. Çünkü kirpik dibi iltihabım var, aynen. Kirpik dibi iltihabı ve kronik bende her türlü şey oluyor yani. Ne kadar uğraşsam da, ne kadar şey yapsam da ne yazık ki kurtulamıyorum. Hemen altında gözlük kabım var. Şöyle göstereyim. İçinde işte, gerçi bu da bitti ya, bunu da tazelemem lazım. İşte cam temizleyici, mendiller falan filan var. Bu da şöyle her zaman durur. Gözlüğümü bununla temizlerim. Burada gün içerisinde kullandığım eşyalarım var. Bu ne lan?
Öğrencinin birinden aldım. Buraya koymuşum. Yıllardır duruyor burada. Hiçbir işe de yaramıyor. Uç var. Ne olur ne olmaz diye kablolu kulaklığım var. Hakikaten başka ne var burada ya? Şu şöyle bir şey var mesela. Bunun ne olduğunu asla kimse tahmin edemez herhalde. Herhalde sadece bende var. Şu bir saniye. Tabii çıkartabilirsem. Kablodan çıkmıyor ki. Vay arkadaş. Vay arkadaş. Şöyle yapayım. Evet. Kaç tane kulaklık varmış şurada ya? İki tane kablolu kulaklık var. Kullanıyor muyum? Hayır. Şunun ne olduğunu bilen var mı? İmkanı yok. Kimse bilemez bunu. Bundan Türkiye'de tek bende olabilir yani. Öyle söyleyeyim. Bu tırnak batmaları için şu kısmı tırnağın üstüne geliyor. Şu kenarlardan da çekiliyor. Vidayı sıkınca tırnağın kenarlarını yukarı doğru çekiyor. Böyle lüzumlu bir şey. Askerlikten sonra ayağıma uygun bot bulamadığı için bende ne yazık ki bazen tırnak batması olabiliyor. Orada bir bluetooth'um var. Bant var. Kapak var. Vesaire. Attım içine geri bunları. Bu da böyle. Burada kağıtlarım var. Zımba tellerim var. Burada pek bir şey yok. İki tane kulaklığım var. Bu şunun için. Yani düzenli olarak ben hani yanında illa bir ekran bulun diyorum. Mesela şu anda Behzat Ç'ye başladım. Behzat Ç'yi izlerken bu kulaklığı kullanıyorum. Bu da bilgisayar için. Bilgisayarda bağlı. Aynı zamanda telefona da bağlı falan filan. Burada bir tane kart okuyucum var. Şu kamerayla çektiğim şeyleri ve diğer DSLR kamerayla çektiğim şeyleri buna takıyorum. Böylelikle verileri buradan alıyorum. Şu kablolar ne? Bu kameranın, şu kameranın neyi? Şarjı. Bu da Type-C'den Type-C'ye telefondan videoları aktarmam için hazır bulunan kablolar. Burada not defterim var. Burada kalemlerim var. Kalem seviyorum. Burada favori kalemim var. Yeni almıştım bunu. Şu favori kalemim. Burada neydi bu? Şirik miydi? Ne diye okunuyor? Bunu nasıl okunduğunu yazın lütfen yorumlara. Niye yorum yazmıyorsunuz bu arada? Hakikaten ya. Neyse geçtik monitöre. Monitör 144 Hz 1ms bir monitör. Üstte C920 var. Klavye olarak da G710 var. Evet, ekipmanlar bayağı eski. Burada bir Monster var. Şu tuşlar benim işlerime yaradığı için mecbur bunu kullanıyorum. Bu da Monster ne diye geçiyor? Pusat V8 diye geçiyor. Aynen. Ondan sonra burada modemlerimiz var. İşte fiber modem mi, normal modem mi? Burada Behringer'im var bir tane. Mikrofonum. Burada yazıcım var. Yazıcı markası ne bunun? L3160 diye geçiyor. Epson'un bir yazıcısı. Çok seviyorum. Renkli çıktı. İşte çocuklar için çıktı almak için kullanıyorum. Şuradan dolduruyorum. Mürekkebine. Mürekkeple çalışıyor. O yüzden yavaş lazer yazıcılara göre. Burada diğer ufak laptopum var. İşte okul için kullandığım bazı şeyler, belgeler. Burada kakaolu mumumuz var. Kakao kokulu. Kokusunu seviyorum. Ara ara yakıyorum böyle. Burada Galatasaray kutum var. Bunu nereden almıştım? Çorum'dan almıştım. İçinde sadece şey var. Normalde bunun içinde fındık fıstık falan koyuyorlar da. Ben göz damlalarını bunun içinde tutuyorum. İçin maksat şey olsun diye. Bir de görünüş hoşuma gidiyor bunun ya. Keyifli görünüyor yani. Neyse. Burada drone'um var. Bunun işte altta çöp var. Kasam var falan. Bir de sularım var. Düzenli olarak sürekli suyumu içiyorum. Ardından. Evet. Aslında çalışma alanım bu kadar. Biraz daha geriye gidersem de burada çantalarım var. Okul çantam. Laptopum için kullandığım çantam. Bu biraz korunaklı. Bu yüzden laptopu bunda taşıyorum. Şunu aldım. Okul için almıştım. Aslında kullanmak nasip olmadı. Bu da eski bir laptopum var içinde. Sony mi vardı burada? Aynen. Bir tane bilgisayar da burada var. Dizi izlemek için falan kullanıyordum. Evet bu şekilde böylelikle videoyu şey yapmış olduk. Şöyle de bir tane fotoğraf alayım mı? Küçük resim için. Yani. Hatta şöyle yapalım. Sandalyemi de koyalım. Tam çalışma masam olsun. Heh. Şöyle mi dursun? Heh, biraz daha. Şöyle. Güzel. Evet durum bu şekilde. Kendinize iyi bakın.